Üçüncü sunumumuz yüksek sıcaklıklara maruz kalan tebeşirlerin dayanım özelliklerinin soğuma şekline bağlı değişimi başlıklı. Cavit Atalar ve Hakan Ersoy tarafından hazırlanmış. Sanıyorum Hakan Ersoy arkadaşımız sunacak. Söz sizin, Hakan Hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam sunum geldi değil mi ekrana? Geldi. Tamam. Evet. Değerli hocalarım. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Ben odamıza ve bu anlamda düzenleme kuruluna çok teşekkür ediyorum. İçinde yaşadığımız bu zor dönem boyunca insanların en çok ihtiyaç duyduğu sosyalleşmeden çok uzağız. Bu anlamda, bu platformda, bu zor günlerde bizi tekrar birleştirdiği için teşekkür ediyorum Düzenleme Kurulu ve Jeoloji Mühendisliği Odası'na. Ayrıca şunu ifade etmek istiyorum. Bundan 6 yıl önce Tamer Hocam ve Ali Bahadır Hocam'ın karşısındaydım doçentlik sınavında. 6 yıl geçmesine rağmen aynı heyecanı yaşadığımı ifade etmek isterim. Yani bu heyecanı gerçekten yaşıyorum. Bu kadar beklemiyordum ama saygılarımı sunuyorum değerli hocalarım. O zaman da Tamer çok Hocam, Ali iyiydin Bahadır Hocam. Hakan. Buyurun hocam. O zaman da çok iyi bir sunum yapmıştın. Şimdi de çok iyi olacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, bu sunumu Yakın Doğu Üniversitesi'nden Cavit Atalar hocamızla ben Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi Hakan Ersoy birlikte hazırladık. Ama emeği geçen birçok çalışan var. Hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çalışmamız yüksek sıcaklıklara maruz kalan tebeşirlerin dayanım özelliklerinin soğuma şekline bağlı değişim. Sayın hocalarım full screen yapıyorum. Şu anda ekrana geldi sanırım. Şimdi çok basitçe içerikten bahsetmek istiyorum. 15 dakikaya uymaya çalışacağım bu anlamda, onu da ifade edeyim. Kayaçların yüksek sıcaklara maruz kaldığı koşullardan kısaca bahsedeceğiz. Literatürde uygulanan yöntemler, neden tebeşirleri seçtik, jeolojik özellikleri neler? Uygulanacak deneysel prosedürün seçimi önemli. Ne yaptık biz burada? İksel koşullar için kayaç özellikleri. Sıcaklıktan sonra jeomekanik özelliklerdeki değişimler, mikro yapısal değişimlerle farklı soğuma etkisini değerlendirmeye çalışacağız huzurlarınızda. Şöyle hızlıca bir geçeyim. Kayaçlar birçok ortamda yüksek sıcaklıkların etkisinde kalabilmekte. Bunlar basitçe derin nükleer atık depolama alanlarında, derin yeraltı açıklıklarında, jeotermal sahalarda veya volkanik aktivitelerin olduğu ortamlarda kayaçlar yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor. Ancak bu sıcaklık dereceleri elbette ki farklı. Bir derin jeolojik bariyerlerde bu sıcaklık 200-300 dereceyi bulurken yeraltı açıklıklarında 100 dereceyi geçmiyor, 60 dereceyi geçmiyor. Jeotermal sahalara da baktığımızda Haznekaya 600 derecelere ulaşırken volkanik aktivitelerde de derinliğe bağlı olarak, soğumaya bağlı olarak değişken özellik sunuyor. Ancak bu ortamların en önemli özelliği, ortak özelliği yavaş ve sabit ısınma ve soğuma şekilleri. Ancak bu koşullardan farklı olarak bir yangın sırasında doğal taşlar kısa sürelerde yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor ve ani olarak da soğuyabiliyor. Buna Türkiye'den ya dünyadan örnek vermek gerekirse hepimizin bildiği 2019'da Notre Dame Katedrali yangını 800 yıllık bir doğa yapı taşından yapılmış 800 yıllık bir tarihin yanması. Özellikle UNESCO Dünya Miraslarından biri Japonya Shuri Kalesi yangını 2 sene önce hafızalarımızdan çıkmadı. Ülkemizde maalesef Haydarpaşa Gar Binası yangını, Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu yangını, Fatih Sultan Mehmet zamanındaydı. Tam hatırlayamıyorum. Beyazıt Camisi Hünkar Kasrı yangını ve maalesef Kapalı Çarşı yangını yangınla beraber doğal yapı taşlarının yüksek sıcaklıklara maruz kaldığını gösteriyor. Peki ne oluyor kayaçlara yüksek sıcaklıklar? Aslında hepimizin bildiği erozyon, donma çözülme, ıslanma kuruma döngüleri ya da oksidasyon, hidroliz gibi kimyasal olaylar kayaçların özelliklerinde değişime, çoğunlukla da dayanımlarında azalmaya sebep oluyor. Ancak bunlar doğal ve yavaş süreçler. Bu süreçler sadece bir tanesi olan yüksek sıcaklıklar gibi çevresel koşulların etkisiyle mesela yangın çok da hızlanabiliyor ve bu durumda çoğu zaman kayaçların jeomekanik özellikleri değişiyor. Çoğunlukla bildiğimiz birim hacim ağırlık azalıyor, porozite artıyor, dayanım azalıyor mu? Tabii her zaman böyle olmuyor kayacın mineralojik bileşimine bağlı olarak. Şimdi sağdaki şekle baktığımızda da üç tip davranış var. Bunlardan biri sıcaklıkla beraber kayacın dayanımı artıyor.
bir süre sonra azalmaya başlıyor. Ancak bazı durumlarda ilksel dayanımdan daha düşük bir dayanım bile elde edemiyoruz. Yani kayaç ne kadar ısınırsa ısınsın, tabii 800 bin derece falan bu kadar yüksek sıcaklıklar değil, kayaç ilksel dayanımından daha yüksek dayanım verebiliyor. Tip 2'ye baktığımızda genellikle sabit oran, kalsinasyon sürecine bağlı olarak kireç taşlarında görülüyor. Ama belli bir sıcaklıktan sonra dayanım azalıyor. Ve bazı tip kayaçlarda da, özellikle yüksek dayanımlı kayaçlarda da sabit olarak hafifçe mekanik özelliklerde düşüş meydana geliyor. Ancak bu dediğimiz tablo 800 derecenin üstündeki kayaçlarda mümkün değil. Çünkü tamamen yapısı bozuluyor. Alttaki şekilde 1100 santigrat derecede ısıtılmış bazik volkanik kayaçların ne hale geldiğini görüyoruz. Artık bu noktadan sonra dayanımın artması da yapısal, tamamen yapısı yok olduğu için söylemek mümkün değil. Şimdi dünya literatürü ne yapıyor? Dünya literatüründe yukarıdaki bir tablodan, ya tablo okunabilir ama ben şunları ifade etmek istiyorum. Çalışmaların hemen hemen hepsinde uygulanacak yöntemin hangi koşulu yansıttığı belirsiz. Yani biz bu çalışmayı yapıyoruz ama neyi simüle ediyoruz? Yangını mı, jeotermal sahayı mı, yoksa bir nükleer atık depolama alanını mı simüle ediyoruz? Çalışmaların %90'ında bu belirtilmemiş. Isınma oranı, maksimum sıcaklık, maruz kalma süresi, soğuma şekli, bunlar çoğu zaman bir standart mevcut değil. Yani dünya üzerinde tek eksenli sıkışma dayanımının nasıl yapıldığı standarda bağlanmış ama bir kayaç nasıl ısıtılır, hangi oran kullanılır, bunun bir standartı yok. Sanırım son yıllarda ISRM suggested metot önerildi ama bu da çok düşük sıcaklıklar. Hatırladığım kadarıyla 150 santigrat dereceye kadardı. Şimdi en büyük literatürdeki eksikliklerden biri de çalışmaların çoğunda ani soğuma nedeniyle termal kırıklıklar meydana gelmesin diye fırın içinde yavaş soğumaya bırakıyoruz. Biz yani şöyle, bu doğaya aykırı, yangın sırasında ortam koşullarına bağlı olarak ani soğumada meydana gelebilir. Amacımız burada bir ortamı mı simüle etmek, yoksa hayali bir ortamda deneylerimizi yapmak, bunu çok iyi analiz etmemek lazım. Mesela yangından bahsediyoruz. Şimdi yangına baktığımızda bir önceki şekilde ısıtma oranlarının 10 derece bölü dakika olduğunu görüyoruz. Lineer. Ama yangında böyle bir şey söz konusu değil. Logaritmik veya üstel bir eğri var. Dikkat ederseniz en yüksek artış oranı da ilk 5 dakikada gelişiyor. Yani 5 dakikada kayaç bir anda 600 derecelere maruz kalabiliyor. Bu Eurocode tarafından önerilen bir eşitlik. Bakıyoruz hem logaritmik hem de üstel eşitlikler var. Birisi kapalı bir ortamda yangın, birisi de açık bir ortamda yangını ifade ediyor bunlardan. Dolayısıyla biz lineer bir yangını simüle edeceksek lineer artış oranlarını uygulamamız mümkün değil. Şimdi burada formülde bir şeyden bahsetmek istiyorum. QS ve QE var. Burada diyor ki çıktığı ortamdaki gaz sıcaklığı. Gaz sıcaklığı. Şimdi gaz sıcaklığıysa soldaki biz bütün deneylerimizi kül fırında yapıyoruz. Ortadaki kayaçla kenarlardaki kayaçlardaki deformasyonun farkını görüyoruz. Bu kenarlara yaklaştıkça kül fırınının sıcaklık yayan rezistanslarının etkisi. Dolayısıyla o zaman biz kül fırını kullanarak gaz sıcaklığını veremeyiz. Dolayısıyla bu tür çalışmalarda yangın hücresi, bir yangını tamamıyla simüle edebilen yangın hücrelerini kullanmak durumundayız ki bunların iç hacimleri 5 metreküp'e kadar ulaşıyor. Dolayısıyla artı bir yangın sonrası soğuma atmosferik şartlara bağlı olarak, yani kışın bir yangın ve soğuma bir anda -18 derecede yavaş olmuyor. Dolayısıyla biz neyi simüle ettiğimizi iyi bilmeliyiz. Buna göre de bu çalışmalarımızı yapmalıyız diye düşünüyorum. Ve çalışmaların çoğunda da bu eksiklik üzerine biz de böyle bir çalışma yapma gereği duyduk. Şimdi neden tebeşir? Yine çalışmaların birçoğunda çoğunlukla granitik kayaçların çalışıldığını, mermer ya da kireç taşlarının çalışıldığını biliyoruz. Şimdi bunların nedeni de şu, hem granit hem kireç taşı, mermer gibi kayaçlar mikroskopta, polarize mikroskopta özellikleri çok rahat tayin edilebilir. Granitin bileşimi bellidir. Ayrışma derecesi yoksa kuvars, alkali, feldat, plajioklas, biraz da biyotit diyebiliriz. Mermer bellidir, kalsiyum karbonat. Ama tebeşir her ne kadar kalsiyum karbonat da içerse içinde kil, kuvars ve benzeri yabancı maddeler olabileceği için nasıl davranacağını önceden kestiremiyoruz. Dolayısıyla bizim merakımızı doyurdu bu ve Kıbrıs'ta Lefkara, Ardana ve Lapitos formasyonlarının içinde bulunan tebeşirleri çalışmamıza dahil ettik. Neyi kullandık? Bir yangını simüle edeceğimiz için standart sıcaklık eğrisini, logaritmik eğriyi kullanalım diye düşündük. Burada dikkat ederseniz birçok çalışmada yapılan hata şu, 1000 dereceye ulaşıyoruz, 1000 derecede 2 saat maruz bırakıyoruz. Ama doğa böyle davranmıyor. Bir yangın sabit sıcaklığa 2 saatte ulaşmıyor.
Buradan bakarsak 1049 dereceye 120 dakikada hala ulaşamamış. Ancak bizim burada amacımız bir sıcaklığa ulaştıktan sonra orada ne kadar etkileneceği değil, o sıcaklığa ulaşma boyunca, bu kırmızı eğri boyunca buraya nasıl bir sıcaklık etkisi yaratır onu anlamaya çalışmaktı. Yangın hücremizde bunu yaptık, logaritmik eğriyi kullandık ve bir yangının maksimum 2 saat, 20-30 dakikada yangına müdahale edilebiliyor. Ama 2 saat süren yangınlarda bunu Notre Dame binasının, katedralinin yangınında da ne kadar zor müdahale edildiğini gördük. 2 saatlik bir süreyi seçtik. Dolayısıyla bir yangın simüle ediliyor, 2 saatlik bir yangın simüle ediliyor. Ardından da normal oda koşullarında soğuttuk. Ama normal farklı bir soğumayı da sizle paylaşacağım. Sonra saatimi de hızlı hızlı bakıyorum. Sonra ne yaptık? İçsel durum önemli. İçsel durum. Yüksek sıcaklık sonrası oda sıcaklığında soğuma, bir de suda soğuma. Bunun etkisini anlamaya çalıştık ama çok basit birim hacim ağırlık, kütle kaybı, porozite, boyuna dalga hızı ve çekme dayanımına baktık. Ve ince kesitler, SEM görüntüleri ve XRD analizleriyle de ne olduğunu anlamaya çalıştık. Şimdi kayacımızın en başta ince kesitini almak zorundayız. Çünkü adını bileceğiz. İçinde ne var, fosil var mı yok mu bunu anlamamız lazım. Mikritik çimento, içinde pelajik fosiller. Dolayısıyla biyomikrit olduğunu, aslında içindeki fosil bulgusundan dolayı da tebeşir olarak adlandırdığımız bir kayaç. Ama ince kesitlerde kil görmemizin imkanı yok. Ya da kuarslar o kadar ince taneli ki burada yakalamamız biraz zor. Dolayısıyla biz XRD analizleri de yaptık ve kuars ve kilin varlığını da, illit ve kuarsın varlığını da kalsiyum karbonat bileşimli tebeşirlerde net olarak gördük. Ve bu başımıza iş açacak. Bunu birazdan diğer sunumlarda sizlerle paylaşacağım. Bir de tabii boşlukları çok net anlayamıyoruz ince kesitlerde. SEM görüntülerine baktığımızda yaklaşık 0.2-0.5 milimetre boşlukları, fosiller çok net görünüyor. Gastropod gibi tam bilemeyeceğim. Yani yanılıyor da olabilirim, paleontolog değilim. Fosiller çok net ve dikkat edersek burada mikro kırıklardan çok birincil porozite, yani boşlukların etkili olduğunu, çatlakların çok bu tür kayalarda, zaten kilitli kayaçlarda çatlaklar olsa da onları yakalayabilmemizin ince taneli olduğu için zor olduğunu biliyoruz. Burada da SEM görüntüleri bunu doğruladı. Şimdi tabii ki deneyler yaptık. 1000 santigrat dereceye kadar ısıttık. 105, 200, 400, 600, 800, 1000 hepsindeki değişimi. Bunlar tabii her bir şeyde işte ISRM'ye uygun şekilde en az 5 örnek kullanıldı. Dolayısıyla bu örneklerin ortalama değerleridir bunlar. Şimdi baktığımızda fiziksel özelliklerde 800 dereceye kadar, yani 600 dereceye kadar, 600 derecenin üstünden sonra yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bu aslında karbonat kayaçlarda beklenen bir durum. Boyuna dalga hızı için kritik değer 600'den sonra ani bir azalma, ama tam tersine çekme dayanımı 105'te artıyor, 200'de artıyor, hatta 600 derecede çekme dayanımı ilksel değerden hala yüksek. Yani biz kayacımızı doğrudan 600 dereceye ısıtıp baksaydık yine ilksel değerden daha yüksek bir değeri bulacağız. Bunun nedenine geleceğiz. Ancak burada dördüncü madde çok önemli. Boyuna dalga izi ile dayanım değerleri her zaman benzer eğilim göstermiyor kil içeren kayaçlarda. Ve bu nedenle termal hasar formüllerinde çok kullandığımız boyuna dalga izini kullanırken biraz dikkatli olmamız lazım. Çünkü boyuna dalga izi sürekli azalırken dayanımda bir artış söz konusu olabiliyor. Neden sorusunun cevabına gelelim. Şimdi hepimizin bildiği kalsinasyon süreci var karbonatlarda. Kalsiyum karbonat yapısında termal genleşme meydana geliyor. Yüzey nemi uzaklaşıyor. Organik madde yanıyor. Karbondioksit gazı açığa çıkıyor ve önemli hacim değişmeden kayacın kütlesinde %50'lere varan kayıp meydana geliyor. Hacim değişmiyor, kütle kaybı var. Dolayısıyla anlık bir 800 dereceden sonra bir porozite azalması, yoğunluk azalması, kütle kaybı, porozite artması özür dilerim, kütle kaybı çok net bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla bu aslında kalsiyum karbonatlarda beklenen bir süreç. Kalsinasyon bazı kayaçlarda mineralojiye bağlı olarak daha yüksek sıcaklıklarda oluyor ama burada 800 derecede kayaca yıkıcı bir özellik sunan kalsinasyonu görüyoruz. Peki kalsinasyona rağmen neden dayanım artıyor? Burada sinterlenme dediğimiz bir olgu var özellikle killerde. İnce taneli parçacıkların birbirine bağlanmasını sağlayarak önemli ölçüde dayanımı arttırıyor. Ergime sıcaklığının altında erimeden atom hareketleriyle tanecikler birbirine tutuyor. Yani genleşme mafsalı gibi görev sunuyor. Biliyoruz zaten içeriye kil arttıkça yüksek sıcaklıklarda stabil hale geliyor ki. Bu sinterlenmenin özelliği. Ama şunu sorabiliriz. Neden sinterlenme
600-800 dereceye kadar gitmedi. Yani kalsinasyon 800'den sonra yıkıyor kayacı. Sinterlenme niye 800'e kadar devam etmiyor? 600'de sinterlenme başlıyor. Onun da cevabı nereden çıkıyor? XRD grafiklerindeki kuars. Kuars bize çok net olarak, zaten kuars 580 derecede alfadan beta'ya dönüştüğü an soğurken cam. Dolayısıyla kalsinasyona gelmeden bile 600 dereceden sonra sinterlenme etkisini ne yapıyor? Yitiriyor. Bu şekilde de kayaç o noktadan sonra kuarsların cama dönüşmesi neticesinde dayanımını kaybediyor. Bunu hızlanıyorum. Çok net SEM görüntülerinde görüyoruz. Solda XL konumda sadece birincil boşlukları, çatlak fazla görünmüyor. Dikkat edersek 600 dereceye yaklaştırınca sinterlerinde çok net boşluklar tamamen azalıyor 600 derecedeki SEM görüntüsünde, ama kalsinasyon başladığı andan itibaren mikro kırıklarında kayacın yapısını tamamen tarumar ettiğini de burada gözlemliyoruz. Aslında SEM görüntüleri bize her şeyi çok net sunuyor. Aslında Hakan hocam, tabii hocam bitiyor zaten son slide, son iki slide zaten sonuçlar, onu zaten her şeyi söyledik. Şimdi soğuma etkisini de anlamaya çalışırken burada dış yangın eğrisini kullandık. Neden? Eğer standart yangın eğrisini kullansaydık 1000 santigrat derecede soğumanın hiçbir önemi kalmayacak. Zaten kaya yapısını kaybedecek. Dolayısıyla burada Eurocod tarafından öğrenilen dış yangın eğrisini kullandık. Bir, oda koşullarında soğuttuk. 680 dereceden çıkan kayacı. Bir de suda soğuttuk. Bu çok önemli. Yine oda koşullarında 600 derecede XL değerden yüksek bir değer elde ettik. Ama suda soğuttuğumuzda 1.92 gibi XL değerden çok daha düşük bir değer elde ettik. Yani bu şu demek, 600 dereceden çıkan kayacı suda soğuttuğumuzda 800 derecedeki bir kayacın bozulmasını burada ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Yani 800 derece ısıtmadan bile kayacı soğuma şekline göre dayanımını ne yapabiliyoruz? Düşürebiliyoruz. Bu da en az soğuma şeklinin ısınma kadar önemli olduğunu ne yapıyor? Bize gösteriyor. Burada kalsinasyon olmadan 600 derecede biz yapay bir kalsinasyon oluşturup kayacı ne yapabiliyoruz? Yıkabiliyoruz. Şimdi sonuçları zaten şey içinde de sundum. Ben teşekkür ediyorum katkılarınız, katılımınız için. Hocam buyurun. Çok teşekkür ediyorum Hakan hocam. Bir şey soru almadan önce, bir önceki sunumla ilgili Mustafa Korkanç hocamızın bir sorusu vardı. O sanıyorum chatte sorusunu sordu. Bana gelen bilgiye göre de cevap da verildi diye öyle bir bilgi geldi. Ha, değilse lütfen sorularımızı chatten devam edelim. Hakan hocamıza bir soru alabiliriz. Sanırım hocam Aydın hocam el kaldırıyor. Peki ben göremedim. Aydın Aras. Peki Aydın hocam sizi dinliyorum. Ben, sesim duyuluyor mu acaba? Evet. Duyuluyor, duyuluyor hocam. Şimdi Hakan hocam. Buyurun. Çok güzel bir çalışma. Sizin, ben de bir malzemeciyim. Killeri ve yani genel olarak seramik reçetelerindeki kil karışımlarının bütün hayatım onları karıştırıp pişirmek ve XRD mineralojileriyle dayanımları, porositeleri neyse işte fiziksel ve mekanik özelliklerle ilişkisini kurmak çabasıyla evet. geçti. İlk defa söyleyeceğim bir kere kuarsın sıcaklıkta cama dönüşür. Yani minerallerin, sizin kayacınızın içindeki minerallerin sıcaklık davranışları, ısı karşısındaki davranışlarıyla literatür bilgiler pek uymuyor. Yani kuars çok yüksek sıcaklıklarda erir. 573 derecede alfa kuars, beta kuars olur. Tekrar soğurken soğuma hızı o kadar önemli değil. Tekrar aynı sıcaklıkta tekrar alfa kuarsa dönüşür. Tabii bu dönüşüm esnasında kuarsın hacim farklılıkları var. Alfa ve beta kuars. Seramik ve malzeme biliminde çok binlerce, yüzlerce makalenin yazıldığı bir şey. İşte kuarsın poliform, aynı şekilde kristobalitin de poliform ve bu dayanımları üzerinde çok büyük etki yaratır. Yani tekrar küçülme sırasında bünyede, matrikste, içinde bulunduğu matriksin içinde çatlamalara yol açar ve Borshoff, Sider, işte çok büyük bir şey bilim adamları kuarsın optimum tane boylarını bulmak için çok sayıda araştırma yapıyor. Bir de içinde, yani kuars cama dönüşmez.
hiçbir zaman tebeşirin içindeki kuvars, kuvars, alfa kuvars olur, beta kuvars olur soğutunca. Soğutunca yeniden alfa kuvars olur ama hacim değişikliğinden dolayı sizin taşınızın, bünyenizin dayanımını düşürür. Bir de ayrıca illit XRD şeylerinde çok düşük. Yani illitin ancak 800 derecede yapısı. Eğer bir de serisitik illitse, yani muskovitse daha da yüksek sıcaklıklardadır. Muskovit değildi, evet hocam. Doğru. Yani serisitik, yani muskovit değilse onun çökme sıcaklığı illitin 800 küsür derece. Ama illitin tekrar daha dayanımlı sinterlenme dediğimiz mullite dönüşmesi için sıcaklığın 1000 küsür derecelere, 1000 küsüre, 1050 derecelere falan ulaşması gerekiyor. Onun için illitin dayanım üzerinde öyle bir etkisi olduğunu zannetmiyorum. Aynı zamanda illitin kayaç içindeki dağılımında çok az. Yani illitin dayanım üzerinde de bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ancak şeyi çok enteresan. Ben hakikaten şaşırdım. Yani 800 dereceyi aştığı zaman o dekalsinasyon dediğiniz karbondioksitin çıkmasıyla oluşan bünyedeki porozite dayanımları düşürmesi lazım. O dayanım nasıl arttı? Hakikaten onu dayanım hocam da, 400 derecede arttı aslında. Kalsinasyon daha başlamamıştı. Yani 400 derece ısıtınca işte başlamadığı halde hakikaten de onu enteresan yani hocam, doğrudur. Bulduğunuz sonuç doğrudur. Ben bir şey bilmiyorum ama demek ki bizim bünyelerden çok farklı bir tebeşir kayası. Evet. Yani ben cevap verebilir miyim? Hep şey beklerdim yani. Buyurun. Ben dayanımın düştüğünü kendi bilgi birikimine, evet, background'uma göre düşmesi gerekir diye düşünüyordum. Teşekkür ederim. Konuda bir hocam, yorumunuz varsa. Tabii. Tamer hocam alabilir miyim? Bir dakika. Lütfen. Yani şimdi hocam teşekkür ediyorum katkılarınız için. Şimdi hocam şöyle, biz bu yayını Rock Mechanics and Rock Engineering'de yayınlamadan önce sizin bütün kaygılarınızı hakemlerden aldık. Gerçekten aynı soruları bize sordular. Aslında burada şunu ifade etmek gerek. Kil demeyelim ama sonunda ondan mutabık kaldık. Kil boyutlu malzemeler davranışı burada etkiliyor. Tamamen illik demek değil. Çünkü herhangi bir kilin ergime sıcaklıkları 1000 derecenin üstüne ulaşıyor. Dolayısıyla biz 600 derecede bir kili zaten eritemeyiz. Ama kil boyutlu malzemeler olduğu mutabık kaldık. Şimdi gelelim kuvars sorusuna. Evet, kuvars 580 derecede bir dönüşüm yapıyor ama hocam bunu biz ince kesitlerde de gördük. Zaten bunu inceleyen hocalarımız, değerli mineraloji hocalarımız ani soğuma da cam tespit ettiler. İlksel kayaçta yok bu. Şimdi dolayısıyla burada yaptığımız yorumlar sözel yorumlar değil, görsel tespit edilmiş yorumlar. Cam göründü. Gönül isterdi ki keşke o ince kesiti de koysaydım. Onlar görülseydi ama sorduğunuz sorularla çok karşılaştık hocam ve bu zamana kadar yaptığımız yayınlarda kil içeriği ne kadar az olursa olsun yüksek sıcaklıkla beraber kayacın dayanımının arttığını gördük. Bir noktaya kadar. O da 600 dereceye kadar bile kayacın dayanımının 2,5 kat arttığını gördük. Killerdeki ince taneli özellikle çok ince taneli malzemede kil olmak zorunda değil. Nikritik kireç taşlarında bile genleşme mafsalı özelliğini tutarak kayacın dayanımını arttırdığını gördük. Zaten çanak çömlek yapımında da bunu net olarak görüyoruz. Teşekkür ediyorum. Hakan Hocam ve Aydın Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben bu soru ve cevap kısmını burada kapatıyorum. Yine teşekkür soruları ediyorum. Olan arkadaşlarımız chatten devam edebilirler. Katkılar için çok çok